Geçtiğimiz günlerde AB Adalet Divanı'nın Almanya'da iki işletmeye bir başörtü kısıtlaması uygulaması olmuştu. Siz bu konuda nasıl bir değerlendirmede bulunursunuz? Bu konudaki bizim tutumumuz zaten belli. Yani Adalet Divanı ile ilgili bu atılan adım, söylenen sözler, bu konuda parti sözcüğümüzün gayet açık, net, güzel bir açıklaması da var. Yani bunun bir defa özellikle bu Adalet Divanı ismini değiştirmesi lazım. Bunun Adalet Divanı ile yakından, uzaktan alakası yok. Bunların Adalet Divanı olduklarını ispat edebilmeleri için önce inanç özgürlüğü nedir, bunu öğrenmeleri lazım. İnanç özgürlüğünden anlamayan bir Adalet Divanı olamaz. Bunların bir defa bunu öğrenmeleri lazım. Bunları anlamaları lazım. Bu lafı gitsinler aynen kipa takanlar için de söylesinler. Acaba kipayı takanlar için bu tür bir şey söyleyebilirler mi? İnancının gereği neyse, inancının gereğini yerine getiren Müslümanlara böyle bir yakıştırmayı yapmak ne Adalet Divanı'nın veyahut da ne başka tür divanların hakkı da değildir, yetkisinde de değildir. Örneğini verdim. Önce gitsinler, kipayla ilgili kararlarını da bir gözden geçirsinler. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenecek 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerine katılmak üzere az sonra Lefkoşa'ya hareket edeceğiz. Adadaki kardeşlerimizle birlikte çifte bayram yaşayacağız. Garantörlük statüsünün doğan hak ve yükümlülüklerimiz temelinde gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı, Rumlar tarafından Kıbrıs Türklerine 1963 yılından itibaren yoğunlaşan mezalimi sona erdirmiştir. Ziyaretimiz sırasında Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'la bir araya gelecek, milli davamıza ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelere dair durum değerlendirmesini yapacağız. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki yakın işbirliğinin daha da ileriye taşınmasına yönelik görüş alışverişinde bulunacağız. Lefkoşa'da bugün ayrıca Cumhuriyet Meclisi'nde tertiplenecek özel oturuma katılarak bir hitap gerçekleştireceğim. Cumhurbaşkanı Sayın Tatar'la Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile birlikte yürüttüğümüz farklı alanlardaki projelerin açılışlarını gerçekleştirecek yeni projelerin ilk adımlarını birlikte atacağız. Değerli basın mensubu arkadaşlarım, Kıbrıs Türk'ü adada yarım asırdan fazla bir süredir eşitlik ve adalet mücadelesi veriyor. Bu uğurda birlikte bedeller ödedik. Nice badireleri birlikte atlattık. Kıbrıs Türk halkı eşit ortağı olduğu adada egemen eşitliğe ve eşit uluslararası statüye sahiptir. Cumhurbaşkanı Sayın Tatar tarafından bu doğrultuda Cenevre'de sunulan öneri, bugüne kadar sonuç vermeyen çözüm çabalarını gerçekçi bir zemine oturtan, çözümün önünü açan tarihi bir fırsattır. Bu şekilde Kıbrıs Türk tarafı dünyaya kimin çözümden yana olduğunu, kimin de çözümsüzlükten nemalandığını bir kez daha göstermiştir. Kıbrıs'ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir gelecek arzu eden tüm taraflara bu tarihi fırsatı değerlendirmeleri yönündeki çağrımı tekrarlıyorum. Kıbrıs'ta çözüme ancak adadaki gerçekler temelinde ulaşılabilir. Bundan sonra yeni bir müzakere süreci olacaksa bu ancak iki eşit ve egemen devlet arasında yapılabilir. Unutulmasın ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti her türlü zorluğa rağmen kendi ayakları üzerinde duran bir devlettir. Demokrasi geleneği, gelişmekte olan ekonomisiyle müreffeh bir geleceğe emin adımlarla yol almaktadır.
Türkiye ve Türk halkının her bir ferdi de dün olduğu gibi bugün de yarın da Kıbrıs Türk'ünün yanında olmaya devam edecektir.